Telefon. Efendim gece görüşü Melik, kendine bakmayı bırakır mısın? Yayına girdik. Özür. Gece görüşü ikinci bölümüyle devam ediyor ve yakalandın. Bak görüyor evet musun ya, ekranda? Vallahi. Kendine bakan. Aslında efendim gerçek Melik'le karşılaştınız. Ya, arada kravat gevşetmiştim. Hayır alakası yok. Saçım her reklam öyleydi, arasından evet. Sonra mutlaka telefonu ayna niyetine kullanarak kendine bakar. Bunu ben yapmam ama Melik yapar. Şimdi şey aradı Zahit abi, Zahit Akman. Valla bunun üzerine söylemeyecektim, söyledim. Melik dedi gözüme bugün çok yakışıklı göründü dedi. Oo Zahit abi. Zahit abi beni de aramış. Zahit abiye şöyle bir kalp yapayım. Reklam arasında döneceğim. Zahit abiye şöyle bir kalp yapayım mı? Yap tabii sen mutlaka. İsmail Dükel gazeteci, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik. Ve deminki ikili yani Zafer Şahin ve Melik Yiğitel de gece görüşünün ikinci kısmıyla karşınızdayız ne efendim. Ne kadar vasat bir tanıtım ya. Yani deminki ikili. Çok kıymetli. Yani, en değerli şey gazeteci ya. Arkadaşlarım Zafer Şahin ve Melik Yiğitel de. Ama bunun sebebi şu. Bugün mesela ben bir önüme geçildi. Normalde bugün bu programı ben açacaktım. Ben sunacaktım. Koşa koşa ben bunu yapmayayım diye geldi. Tamam. O yüzden. Gerçeği anlatayım mı? O yüzden. Gerçeği anlatayım yani izleyebilirim. Yine yönetmen koyamadın. Bu tavrını anlıyorum. Şu an orada ben şöyle olacaktım bak, aslında. Telefon şöyle. Ama... Neredesiniz? Hangi ışık var? Ne oldu? Mevzu ilgimi çekti benim. Hayırdır? Şöyle Emine Hanım'ın iftarı vardı. İkimiz de programa katıldık. Ben de dedim ki Zafer sen erken beni nöbetçi bıraktı. Ondan sonra Melik de burada. Ben de yetiştiğim noktada katılacağım. Ondan sonra tamam dedi. Ondan sonra ben de işte hani biraz daha kaldım. Sonuna doğru müsaade istedim. Arabaya bindik, bir telefon bana da değil ama. Ondan sonra neredesiniz? Hangi ışıklardasınız? Hadi gelin. Yoksa ben gayet rahat yavaş yavaş gelecektim. Melik şey Zafer açsın diye ama öyle değil gerçekten. İşte tamam demedim. Dedim ki gel programını aç. Kendinin açılışını yap. Programını sun. Ondan sonra git. Ha öyle sonra söyledim. Sonra aç ve git. Şimdi bugün bu arada gece gündüz eşit biliyorsunuz. Ekinox. Evet. Ama da bir var. Enerji var. Dikkat edin diyorum. Havalar nasıl olursa olsun senin. Şimdi havalar nasıl bilmiyorum ama ekonominin nasıl? Ya onu boş ver. Sen bak Ankara'ya 21 Mart günü kar yağdı ya. Biz ama bütün kış kar bekledik. Ama 23 Nisan'da da kar yağar biliyorsun. Yağdı ama o eskiden de. Bir yıl boyunca yağmayan, bir kış boyunca yağmayan çok kar. Çok şükür de. İyi oldu. Çiçekler açmamış olsun da. Şimdi havalar nasıl bilmiyorum. Soğuk burada. Ama tabii... Önemli olan ekonominin havası diyeceğim, böyle geçiş yapayım. Merkez Bankası orada da buz gibi. Öyle mi diyorsun? Ama Merkez Bankası faizi %50 yaptı. Politika faizini 45'ten %50'ye yükseltti. Merkez Bankası yerel seçim öncesi biraz daha fazla. Faizi 500 bas puan artırarak %50'ye yükseltti. Fazla. Para Politikası Kurulu, ben bunu okuyayım sen sonra söyle o zaman. Para Politikası Kurulu enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sıkı para politika duruşu sürdürülecektir. Yani karardan daha çok bence açıklama önemli. Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir. Profesör Doktor Abdülkadir Develi ekonomist bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Abdülkadir Bey, beni duyuyor musunuz öncelikle? Duyuyorum efendim, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bir defa yüzde önce bu şöyle başlayalım. Açıklama tabii detaylı soracağız. Lütfen sizler de sorularınızı sorun, yorumlarınızı yapın. Ama %50 yaparak ne mesaj verdi? Yapar mı, yapmaz mı? Yurt dışından yapacağı söyleniyordu. Piyasalarda olmayabilir deniyordu. Beklenti anketleri yayınlanıyordu falan derken %50 yaptı. Mesajı ne olmuş oldu Merkez Bankası'nın? İsterseniz hocam şeyi de söyleyeyim. Artı eksi 3 de var. Yani bu aslında 8 anlamına geliyor.
O ne demek Abdülkadir Bey? Onu da anlatın bize. Öncelikle tabii politika faizinin 500 bas puan artması biz çok beklemiyorduk. Çünkü bundan önceki Merkez Bankası açıklamalarında gerekli sıkılaşmaya gelindiği ifade ediliyor idi. Fakat burada Ocak ayı ve Şubat ayı enflasyon oranları gerçekten yüksek geldi. 6.7 ve 4.5 geldi. Bir de son süreçte özellikle son haftalarda işte dövize dair bir takım spekülasyonlar yapılmaya başlandı. Ve böyle bir piyasada bir tedirginlik durumu söz konusuydu. Çünkü bu enflasyon görünümü bozulduğu zaman her şey bozuluyor. Bu beklenti yönetimi burada bir akamete uğradığı zaman hepsi, bütün parametreler bundan etkileniyor. Çünkü yatırımcı olsun, yabancı sermaye olsun, hepsi burada beklentiye göre, oluşacak olan bir enflasyon beklentisine göre yatırım kararı alıyorlar veyahut almıyorlar. Tabii Merkez Bankası burada yıl sonuna da %36'lık bir hedef ortaya koydu. Fakat yılın ilk ayında bunu hızlı bir şekilde tüketmiş olduk. Bir ilave bir sıkılaşmaya ihtiyaç vardı esasında ve bu da yapılıyordu zaten. Geçtiğimiz haftalarda özellikle kredi kartı, avans kullanımındaki faiz oranlarında bir artış oldu bilindiği üzere. %5'e çıktı burada. Yine bu bankaların Merkez Bankası nezdinde tutmuş oldukları karşılık oranları bloke ediliyor ve bunun karşılığında Merkez Bankası bankalara faiz ödüyor idi. Burada bir likidite, bir azalma durumu da aynı zamanda söz konusuydu ki likidite azaldığı zaman bu noktada aynı zamanda da faizler de artar. Mevduat faizleri yukarı doğru bir trend durumu söz konusuydu. Bir de şu anki son dönemde rezervlerin çok harcandığına ilişkin bazı iddialar vardı. Yani kuru dizginleyebilmek için rezervlerde erime olduğu iddia edildi. Bundan dolayı bu önlem alınmış olabilir mi? Tabii şöyle verilere isterseniz bir bakalım. Şimdi cari dengede iyileşme oluyor. Yani bu daha az döviz talebi anlamına geliyor. Ama diğer tarafta da rezervlerde bir miktarlık bir azalma durumu söz konusu. Ki 130 milyar doların altında en son 127.5 milyar dolar civarında bir durum. Yani burada bir 10 milyar dolarlık bir azalma durumu söz konusu. Fakat diğer taraftan hani TL'yi destekleyici olan CDS'lerde biraz işte 300-330 bandında. Ki biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ciddi anlamda bir düşüş yaşanmıştı burada. Kredi derecelendirme kuruluşları bir not artırım durumu söz konusu. Fakat bunlara rağmen süre gelen bir spekülasyon işte dövizin artacağı noktasında. Belki Merkez Bankası bu zamanlamayı da bundan dolayı yapmış olabilir. Çünkü burada dövizde az da olsa yukarı doğru bir seyir durumu söz konusu ki ben şöyle... Verilere baktığım zaman tamam Merkez Bankası rezervlerinde bir azalma durumu söz konusu. Lakin diğer veriler de böyle anormal bir dövizde bir artışa yönelik bir ekonomik bir parametre yok. Dolayısıyla bu yapılan spekülasyonlar rasyonel ve iktisadi temelden uzak spekülasyonlar olarak ben bunu değerlendiriyorum. Çünkü ödemeler dengesi iyileşiyor. CDS belli bir noktaya geldi. Kredi notunda bir artış durumu söz konusu. Türkiye Haziran ayında gri listeden çıkacak. Aynı zamanda da Fed faiz indirmeye başlayınca göreceli olarak küresel ölçekte de bizim uygulamış olduğumuz politikalar daha sıkı bir hale gelecektir ki bu da daha fazla yabancı sermaye girişini sağlayacaktır. Yine burada önemli bir adım ise TL'nin değerinin korunması. Ama Abdülkadir Bey bir dakika aralara gireceğim. Şunun için gireceğim. Burada bir açıklamada şöyle bir enteresan cümle var. Para politikası kurulu enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak, yani diyor ki enflasyon görünümünde bir bozulma var diyor. Ve aylık enflasyon ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlamak temel hedef diyor. Enflasyon beklentileri de öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sıkı politika duruşu sürdürülecektir diyor. Ben ekonomist değilim ama bir gazeteci olarak şunu anladım. Enflasyondaki görünüm nedeniyle bu kararı aldık. Ayrıca da bu kararı bu şekilde sürdürebiliriz. Çünkü temel amacımız ana eğilimde belirgin ve kalıcı düşüş. Doğru anlamış mıyım? Merkez Bankası enflasyonda ya da ekonomi yönetimi enflasyon görünümünde bir bozulma olduğunu mu düşünüyor? İkincisi de faiz artırımı bu çerçevede bu bozulma devam ederse, bu görüntüyü tespit ederse devam edecek mi demek? Tabii Ocak ve Şubat yüksek geldi. Hatta buna dair uluslararası finans kuruluşları merkezlerin de işte bir kez daha politika faizinin artırılması gerektiği noktasında da tavsiyeleri veya görüşleri vardı bu noktada. Şimdi içeride güçlü bir talep var ve devam ediyor.
Şimdi verilere baktım en son, yine kredi kartı harcamalarına baktım. Çünkü oradan iç talebimizi ölçebiliyoruz. Mesela Ocak ayında %109 aylık artış. Şubat ayında %135. Mart'ın ilk yarısında ise yaklaşık %131'lik bir artış durumu söz konusu. Yani içeride halen güçlü bir talep var. Tabii bu talep neden var? Bir sebepten dolayı var. Bu içerideki tüketiciler fiyatlar artacağından dolayı, bunu düşündüğünden dolayı ön talep oluşturuyorlar ve bundan dolayı da bir talepte bir artış durumu söz konusu oluyor. Bu da fiyatlar üzerine baskı oluşturuyor. Diğer taraftan da üreticiler de enflasyon zaten artıyor diyerek önümüzdeki haftaların, ayların fiyatlamasını bu belirsizliğiyle ilave ederek daha fazla fiyatlama ihtiyacı hissediyorlar. Bu bir sarmal haline şu an dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla burada önemli olan nokta beklentiyi yönetebilmek. Beklentiyi yönetebilmek için en önemli parametre buradaki TL'nin değerinin korunması. Bundan dolayı şu anda bu adım atıldı bence. Çünkü bir oynaklık durumu söz konusu, bir spekülasyon durumu söz konusu. Çünkü bizim enerji dahil birçok emtiayı, ham maddeyi döviz cinsinden fiyatlayarak biz alıyoruz. Ve buradaki bir artış, mesela enerji fiyatları şu an küresel ölçekte artıyor. Ve biz bunu döviz cinsinden ithal ediyoruz. Dövizde de bir artış meydana geldiği zaman her ikisi beraber çifte bir etkisi oluşturacaktır. Ve bu da enflasyon üzerine baskı oluşturacaktır. Dolayısıyla burada TL'deki istikrar sağlandıktan sonra, bakın geçtiğimiz yıl dünyada gıda fiyatları geriledi. Yine özellikle emtia fiyatları da yatay bir seyir durumu söz konusu. Değerli metaller dışında. Yani şu anda enflasyonla mücadele noktasında küresel bir baskı, bir maliyet baskısı durum söz konusu değil. İçerideki olay ise şu anda özellikle döviz merkezli bir spekülasyon, bir baskı durumu söz konusuydu. Özellikle seçimden önce biz bunu çok fazla duyar hale geldik. Herkes şunu sordu, işte döviz artacakmış, işte borsa bu noktada gerileyecek vesaire. Bakın borsa bile olumlu etkilendi artıştan dolayı. Aslında politika, yüksek politika faizi böyle iktisadi olarak çok savunulacak bir şey değil. Çünkü yatırımlar azaltır. Ama şu noktada buna ihtiyaç vardı ki Merkez Bankası da bu adımı attı. Hem içerideki talep soğusun istedi, hem de diğer taraftan yabancı sermaye mesaj verildi bu yıla dair. Daha fazla girişin sağlanması noktasında mesaj verildi. Ve aynı zamanda da TL'nin daha güçlü hale gelmesi amaçlandı. Şimdi Melike, söz vereceğim ama spekülasyon dediniz. Spekülasyon derken en yakın yanılmıyorsam başkanı beni düzeltin, Profesör Veysel Ulusoy 2 gün önce döviz alın diye bir tweet attı. Örneğin bu normal bir mesaj mıdır? Normal olur açısından mu Allah aşkına ya? Yani çok özür dilerim. Abdülkadir Bey, buyurun. Pardon, özür dilerim. Yani şimdi... Zafer de ona kızdı da ben de kızıyorum. Yani enak olunca soruyorum bunu. Çünkü hani bazen herhalde isminize göre bazı tweetleri atarken dikkat etmeniz gerekebilir diye ya merak ettim. Ya erak ne ya? Ya ben ya şimdi var ya şu şeyi yapmak istemiyorum şu tarzı da. Abi erak döviz ne alın kardeşim diye yazmış ya. O zaten ayrı bir skandal da. Şey. Hayır sen kurum falan diyorsun da enak bir kurum falan değil ya. Enak tamamen... Kurum bak, derken şunu söylemeye çalışın bak. Ne olduğunu ben biliyorum da. Ama yani isimlere bakarak deyince sanki buna bir önem atfediyormuş gibi önem bir anlam çıkıyor. Önem atfetmiyorum da. Enak dediğin sonuçta şey tamamen ama dikkat Türkiye'nin, etmesi gerekmez tamam mi bunu yazarken? Ya ne dikkat edecekçe yani bu etmiyorlar. Yani işte bir şey söyleyeceğim, bir sıfat takacağım da şimdi mahkemelik olurum, gerek yok. Ben zaten sosyal medyada kendisine söyleyeceğimi söyledim. Yani sadece şunu söyleyeceğim. İnsan memleketi için, vatanı için bak çok duyamıyorsa da birazcık iyi niyet besler. Kendisinin de bu gemide olduğunu düşünür. Tamam mı? İnsanlara dolar alın, döviz alın diye tavsiyede bulunduğun zaman sen, kusura bakma kardeşim sen iyi niyetli falan değilsin. Sen seni okutan, seni doyuran, seni profesör yapan ülkenin altını oymaya çalışıyorsun. Tamam mı? Bunun başka bir... Hiç bunu bir mantığa bürümeye, kılıf aramaya falan gerek yok. Ben zaten kılıf aynı aramak çağrıyı, için sormadım. Bak, aynı çağrıyı... Ama döviz alın çağrısının 2 gün önce yapılmasının çok manidar buldum bak, da o yüzden 2021'de soruyorum. Hatırlar mısın? Televizyon ekranlarında bağırıyorlardı. Evinizi satın, arabanızı satın, dolar alın, döviz alın. Hatırlıyorsun bak, daha, değil mi? Bak daha böyle bitmiyor. Ben kardeşim ne olacak? Bir şey söyleyeceğim. Mal alın, döviz alın, altın alın. Çek karnesi kullanıyorsanız Ekim, Kasım, Aralık vadeli mal alın demedi demeyin. Kardeş şu var bak. Ülken batacak. Sen de aldıklarında ayakta kalacaksın öyle mi?
Ya Türkiye batarsa sen de ayakta kalamazsın. Mesela Ulusoy döviz alın dedi, ülke battı, öyle mi? Yani bütün bir ülkenin ekonomisi, bütün bir ülkenin döviz yapısı eğer bir profesörün bir tek sözüne bağlıysa eğer o da zaten yanlış bir şey yorumunuz. Bu sizin yorumunuz. Bu sizin Hayır, benim yorumum değil canım. Ben o kim ya, ki o ya? O da senin yorumun o, ama. Ben onun lafıyla, ülke batacak diye bir şey söyledim mi? Tamam. Ben ülke yani geldiğiniz diye bir şey söyledim mi? Ben ülke batı. O senin geldiğin yer İsmail Dükkan. Hayır. Ben öyle bir şey söylemedim Hayır, ki. Olur ya mu? Sizden çok rica ediyorum. Benim söylemediğim şeyleri böyle genele yayarak lütfen bir kendi kafanızdaki şeyi ben söylemiş gibi konuşmayın ya. Ben bana ne kardeşim? Ben şunu söylüyorum, diyorum ülke ki. Ülke batmayacak bu yani. Bu adam batmayacak. O zaman kıymeti size yok. Size inat batmayacak. Yani. Tamam. Yıllardır. Ha söyledin yani. Bak, size inat. Yani, size inat tabii, batmayacak. Biz ülkenin batmasını ellerinizi istiyoruz. Ellerinizi ovuşturarak bekliyorsunuz ya bir şey olsun diye bu memlekete. Size inat batmayacağız. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Eğer bir ekonomist dolar alın dediyse ve bunun da ekonomiyi çökertecek bir söz ise yani bunu bir, izah etmekte ben zorlanırım. Sen bir profesörsen. Sen bir profesörsen. Tamam mı? Titrin önünde ekonomist yazıyorsa sen bu ülke... Bu ülke şimdi, bak, bu ülke şimdi bu dönemde, bu dönemde bir ekonomi politikası takip ediyorsa ve sen bu politikanın tam aksi bir yönde, ülkenin izlediği ekonomi politikasının tam aksi bir yönde piyasayı yönlendirmeye ya, çalışıyorsan, ben orada iyi niyet aramam. Olduğu da senin Vallahi, yorumun. Bir şey söyleyeceğim. Eğer bak, doğru İsmail yönde, Dükkan, bak şimdi, doğru sen yönde bak, olsaydı, bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Doğru alın diyen olsaydı, adamı zaten savunuyorsan yaşamazdık. Onun takdirini de şimdi sana bak, bırakıyorum. Savunmak senin başka bir şey. Bırakıyorum. Savunmak ben başka bu konuda bir şey. Başka bir şey savunmak başka bir şey. Ama bir dolar durum alın diyen adamı savunuyorsanız kardeşim. Şey. Ben bir durum tespitinde bulunuyorum. Ben... Yani birisi demiş ki döviz alın. Öbürü demiş ki döviz satın. Bütün bu ülkenin ekonomisini bir insanın ya da birkaç insanın söylediği sözün üzerine bina edemezsiniz. Onu söylüyorum ben. Şimdi Meme Şimşek de süpük konuşturamadın ama beni. Ama şöyle seni konuşturamadın da bak bir tane adam. Arkadaşım ben şey müdahale ediyorum ya siz kavga ediyorsunuz. Sizi durdurmak kolay mı? Ekinoks var dedim. Adamın söylediğini eleştiriyorum. Beyefendi diyor ki onun söylemesiyle ekonomi batacaksa. Ya onun söylemesiyle ekonomi batacak diyen oldu mu? O kim şimdi ki onun söylemesiyle Türkiye batsın? Bazı ekonomistlerin uyarıları vardı. Bugünleri geçen yıl, ondan önceki yıl anlattılar. Eğer bu kadar çok dikkat ediyorsanız bu ekonomistlerin sözlerine, o zaman dikkat etseydiniz, o zaman kulak verseydiniz de bunları yaşamasaydın. KKM'nin ne kadar yanlış ve hatalı olduğunu... Oraya bir dakika geleceğim, sırayla.